Abbas güçlü. Liselere giriş faciası. LGS yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Ortalık toz duman. Yüz binlerce öğrenci açıkta, veliler şokta. Milli Eğitim Bakanlığı ise bildiğiniz gibi ortada ne bir plan var ne de bir program. Nasıl ki yüz binlerce öğretmen atama beklerken, on binlerce öğretmen açığı varsa, yüz binlerce öğrencinin açıkta kaldığı liselere girişte de tam 342 bin kontenjan boş kaldı. Çoğu da meslek lisesi ve imam hatip. İşte bu yüzden hiç zaman geçirilmeden diğer liselere dönüştürülen klasik liseler tekrar açılmalı ve herkes evine en yakın okula lafta değil gerçek anlamda gidebilmeli. Liselere yerleştirme tam bir hayal kırıklığı yarattı. Yüzde beşlik dilime giren öğrenciler yüz üzerinden 98 buçuk not ortalaması olanlar, evine en yakın okula giremeyenler, hiçbir yere yerleşemeyenler ve daha kimler var kimler. Veli ve öğrenciler şaşkınlık içerisindeler. Memnuniyet oranı yerlerde sürünüyor ve MEP'ten hala doyurucu bir açıklama yok. Öğrenciler, veliler, öğretmenler büyük bir moral çöküntüsü içinde. En azından bundan sonra ne olacağına ilişkin inandırıcı bir açıklama yapılmalı ki rahatlasınlar. Ya da okulların açılışı bir ay ertelenerek her şey sil baştan yeniden ele alınmalı. Bu süreçte kesinlikle uzak durulması gereken tek şey var, o da bu sene böyle oldu, seneye bu sistemi çöpe atıp çok daha adil olanı getireceğiz yönünde bir açıklama yapılması. İşte bu velileri çıldırtır. Daha da vahimi, Bakan Selçuk'un da kendinden önceki bakanlardan hiçbir farkı kalmaz. Ayrıca artık tüm kabahati sırtına yükleyecekleri bir müsteşar da yok. Bu yüzden doğru düzgün bir sistem hemen bu yaz getirilsin ki yeni kayıp kuşaklar yaratılmasın. Küskün kuşaklar. Okula, öğretmene, ailesine, devlete, kendisine yani her şeye küsüp odasına kapanan o kadar çok öğrenci var ki onları daha fazla üzmeye hiç ama hiç kimsenin hakkı olmamalı ve bu yanlıştan derhal dönülmeli. Bu o kadar zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer istenirse hala yapılabilecek çok iş var. Örneğin farklı liselere dönüştürülen ve hemen her mahallede her öğrenci için can kurtaran simidi olan klasik liseler hemen açılmalıdır. Açılmalı yani tekrar eski konumlarına kavuşmalılar ki okullar açılırken zorunlu eğitim çağındaki yüz binlerce öğrenci okulsuz kalmasın. Bakan Ziya Selçuk'un bu krizden yüz akıyla çıkmasını temenni ediyor ve bekliyoruz. Çünkü ulus olarak buna ihtiyacımız var. Bu konuda devlet kademesindeki herkes kendine yardımcı olmalı, veliler de paniğe kapılmadan sabırla yapılacakları beklemelidir. Evet krizin boyutları çok büyük. Bugün açıklanacak üniversite sınav sonuçlarıyla birlikte daha da derinleşecek. İşte bu yüzden krizi fırsata dönüştürüp ucubeye dönüştürülen sistem yeniden işler hale getirilmelidir. Bu zorunlu revizyon eğer hemen şimdi yapılmaz ve sonraya ötelenirse Bakan Selçuk kendisine sağlanan kredinin çok önemli bir bölümünü boşa harcamış olur ki bunun da başta kendisi olmak üzere hiç kimseye bir yararı olmaz. Neler yapılabilir? Bu yıl için şu saatten sonra herhangi bir düzenleme yapmak mümkün değil demek tobu taca atmak olur. Bir önceki bakan ve kurmayları belli ki derslerini iyi çalışmadılar ve sınıfta kaldılar. Veli ve öğrencinin nabzını tutamadıkları gibi siyasetin nabzını da tutamadıkları için gözden kayboldular. Sınavsız öğrenci alan okullar için yapılan yerel yerleştirme sonucunda yüz binlerce öğrenci açıkta kalırken 107 bini Anadolu İmam Hatip, 214 bin Anadolu Meslek Lisesi, 21 bini de Anadolu Anadolu Lisesi olmak üzere 342 bin kontenjan boş kaldı. Aynı durum geçen yıl üniversitelere girişte de yaşanmıştı. Bir yanda milyonlarca öğrenci, öte yanda açıkta kalan 350 bin kontenjan vardı. Bunun anlamı şu, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM, yatırım ve kontenjanlarını öğrencilerin istekleri yönünde değil, kafalarına göre yapıyor ve sadece öğrencilerin hayallerini çalmakla kalmıyor, devletin kaynaklarını da hovardaca tüketiyorlar. Özetin özeti, dün lise adayları, bugün de üniversite adayları, hayatın gerçek leriyle yüz yüze geliyorlar ve onlara hayal kırıklığından başka bir şey maalesef sunamıyoruz. Abbas Güçlü Milliyet